Evet, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki gemi indirme törenine geçmeden önce özellikle Kenya Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı'na, ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi bir kere daha bu kürsüden iletmek istiyorum. Acılarını paylaştığımızı özellikle ifade etmek isterim. Ve yine Özata Tersanesi'nin Yalova Tersaneler Bölgesi'nde çok önemli bir işe imza attığını özellikle Deniz Ticaret Odası Başkanımız ifade etti. Ben de ifade etmek isterim. Çünkü hükümet olarak denizciliğe olan güvenimiz, denizcilere olan güvenimiz ve ülkemizin denizcilik üzerinden geleceğine olan güvenimiz bugünün işi değil. 15 yıldır değerli dostlarla birlikte biz bu süreci birlikte yönetiyoruz. Cengiz Kaptanoğlu abimiz, meclisteki katkıları dahil hep bu işin içinde. Herkese Deniz Ticaret Odası Başkanımız, İSPİR Başkanımız, İASET Başkanımız. Değerli denizciler hep bu işin içinde. Aynı şekilde Sayın Vekilimiz de söyledi. İstanbul'a Tuzla'ya sıkışmış gemi inşa sanayinin bu ülkenin denizciliğini temsil etmesi adına gerçekten çok dar bir alana sıkıştığı ve yeterli olmadığını o günde konuşmuştuk. O günden bugüne çok ciddi mesafe kat ettik. Katkı koyan herkese, destek veren herkese teşekkür ederiz. Tabii teşekkürün başı denizciliğe inanan, denize inanan, gemi inşaya inanan Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkı. Sayın Cumhurbaşkanımız o günden bugüne gerek bürokrat olarak, gerek milletvekili, gerekse şimdi de bakan olarak şahidiyim ki bu sektöre inanan her türlü desteği her platformda veren biri. O yüzden denizciler olarak müteşekkiriz. Elbette ki Sayın Başbakanımızın bir denizci olması, bu işte bir üstad olması ve uzunca bir süre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapması marifetiyle de uzun soluklu bu sektöre destek olmaları nedeniyle onun da şahsında ona ve hükümetimize müteşekkiriz, teşekkür ederiz. Bu konuda biz denizciler olarak şanslıyız. Geçmişte derdimizi anlatmak için, lisanımızı anlayan birini bulmak için çok uğraşıyorduk. Ama Allah'a şükür şimdi böyle bir derdimiz yok. Cumhurbaşkanı denizci, başbakan denizci, bakanı denizci, hakeza müsteşarından başlamak üzere müsteşar yardımcısı, genel müdürleri denizci. Yalnız denizciler ölçüyü biraz kaçırdılar. Değerli dostlar, sadece denizcilik alanına değil, ülkenin diğer alanlarına da denizcilikte kazandıkları tecrübeyi, denizcilikteki dinamizmi ve olaylara üç boyutlu bakış avantajını diğer sektörlerde de kullanıyorlar ve ülkemizi denizciler sadece denizcilik alanında değil diğer alanlarda da hizmet ediyor. Bu böyle biline bizler değerli arkadaşlarımla birlikte, çalışma arkadaşlarımla birlikte ülkeyi geleceğe taşırken sadece denizciliği değil, ulaştırmanın ve iletişimin ülkenin büyümesinin olmazsa olmazı olduğunu bilerek hizmet ediyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederken teşekkürüm bir başka paydaşı elbette ki sektörün de buna inanması. Sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş aleminin buna inanmasıydı. Bu konuda sizlere çok teşekkür ederim. Dünden bugüne bu sektöre olan inancınızı kamuyla da birleştirerek az önce valim sadece Yalova'nın rakamlarından bahsetti. Yalova'nın rakamları değil, elbette ki bizi ülkenin rakamları ilgilendiriyor. Çok güzel rakamlara eriştik. Neler oldu? Sadece yıllık
cirosu, ekonomik büyüklüğü 2,5 milyar dolar olan bir sektörden bahsediyoruz. Gemi inşaat sektöründen bahsediyoruz. Dikkatinizi çekerim, denizcilikten değil. Çünkü denizciliğin rakamı bunun çok çok üzerinde, çok çok ötesinde. Kaldı ki uluslararası bir sektör olan denizcilik 2008'den beri dünya çok ciddi bir kriz yaşıyorken bu alanda ülkemizde sektörü büyütmeye, yol almaya, istihdam sağlamaya devam ediyor. Az önce söyledim. 2,5 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Buna ihracat dahil, buna bakım onarım dahil, yurt içi üretim, yan sanayi ve gemi geri dönüşüm sanayi dahil. Ve yine değerli vekilimiz söyledi, elbette ki istihdam rakamlarının çok daha büyük olması hedefimiz. Niye? 35-36 tersaneden 79 tersaneye çıktık. Amaç çok daha büyük bir istihdam. Ama dünyadaki krizden kaynaklı olarak bu sektör beklentimiz üzerindeki büyümeyi sağlayamadı. Son yıllarda bir duraksama dönemine geçti. Ama dünyadaki krize rağmen bizim yerimizde saymamız dahi bizim için başarılıdır, bizim için önemli bir noktadır. Bu bölgede sadece direkt istihdam 17 bin. Yan sanayi ve dolaylı istihdamı düşünürseniz çok daha büyük. Dolayısıyla tersanelerimizde sağladığımız istihdam bizim 30 bin, yan sanayiyle birlikte 90 bin istihdam sağlıyoruz ki bu 500 bin kişiye geçim kaynağı demek. 500 bin kişinin bu sektörden geçimini sağlaması demek. Ama memnuniyetle görüyoruz ki sektör kendini yeniliyor, sektör kendini geliştiriyor. Çok farklı üretim türleriyle, çok farklı gemi inşa türleriyle dünyadan daha fazla pay almak adına önemli açılımlar, önemli atılımlar yapıyor. Ki nitekim bugün Kenya'ya buradan yapıp ihraç ettiğimiz gemi de bunun için iyi bir örnek. Bu sektörde son 15 yılda yapılan yatırımın miktarı 2.8 milyar dolar. Bu önemli bir rakam. Ve yine az önce söyledim, tersane sayısı 35'lerden 79'a geldi. 585 adet tekne imal yeri var. 700 bin ton yılda çelik işleme kapasitesine sahibiz ve 4,5 milyon deadweight ton yılda gemi inşa etme kapasitesine sahibiz. Yine 2 milyon deadweight ton havuzlama kapasitesine sahip bir ülkeden, bir Türkiye'den bahsediyoruz. 21 milyon ton yıllık gerçekleşen yıllık bakım onarım kapasitesi var. Hakeza kredi garanti fonu kapsamında 10 firmanın 20 gemisine 255 milyon Türk liralık kefalet sağlandı. Yine bu sektör gemi yatırımları ikinci bölge teşviklerinden 5. bölge kapsamına alınarak 5. bölge teşviklerinden yararlanabilir hale getirildi. Gemi yatırımları kredi garanti fonu kapsamına alındı. Yine Türk Exim Bank kaynaklı gemi ihraç projelerine %100 kefalet imkanı sağlandı. Tabii tersanelerimizin yıllardır gerçekten kangreni olan bir problemi özellikle çözdük. İmar sorunu. Hakeza hazineye ödedikleri kira bedelleri de bu sektör üzerinde ciddi bir yüktü. Onun da cironun binde biri olacak şekilde düzenlenmiş olması sektörü ciddi bir şekilde rahatlattı, onu da biliyoruz. Ve yine özellikle sektörün kredi bulma konusundaki sıkıntısını aşmak adına kira sürelerini 49 yıla çıkaran bir düzenleme yaptık. Bu hem sektörün önünün açılabilmesi
hem sektörün ülkeye daha fazla katma değer oluşturması adına attığımız önemli bir adımdı. Bu adımdan kaynaklı irtifak hakkı kurulan alanların teminat olarak gösterilmesinin önü açıldı. Böylece de 6 milyar Türk liralık tersanelerde bir kredibilite imkanı sağlamış olduk. Hakeza gemi ve yat inşa sanayinde tasarım desteği alma imkanı da sağladık. Tabii ihracat yaklaşık 500 milyon dolarlardan yılda 1 milyar dolarlara geldi. Bu da çok önemli bir adım, çok kat ettiğimiz önemli bir mesafeydi. Ve memnuniyetle şunu söylemek gerekir, ülke olarak denizci bir ülkenin denizlerini ihmal etmeden, denizcilikten kaynaklı bu ülkenin büyümesinin önünü açması adına 15 yıldır çok ciddi mesafeler kat edildi. Bakanlık olarak, hükümetler olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasını yaptık. Bundan sonra da inşallah fazlasını yapmaya çalışacağız. Sebebi de şu, ülkemizin hedefleri büyük. Ülkemiz 2023, 2035, 2053 hedeflerini önüne koyup bu hedeflerde de ihracatı önceliklendirdiğine göre ve bunun da olmazsa olmazı ulaştırma altyapıları olduğunu bilerek biz ulaştırmanın her türünde ama özellikle de denizcilikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektöre her türlü desteği vereceğiz. Sektörle her türlü işbirliğini yapacağız. İnşallah sektörü çok daha geliştireceğiz. Tabii Kenya'ya özellikle çok teşekkür ediyoruz. Kenya Denizcilik Otoritesi'ne, değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki sektöre güvenleri, sektörle yaptıkları işbirliği nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ama şunu bilsinler ki Türkiye her zaman dünyanın her yerindeki insanlar olduğu gibi Afrika'yı dost biliyor, Kenya'yı dost biliyor, dostlarının her zaman yanında, dostlarıyla her zaman işbirliği yapmak istiyor. Bu konuda çok ciddi mesafe kat ettiğimizi biliyorum. Ama özellikle değerli misafirlerimize diyorum ki sadece feribot değil. Feribot, balıkçı gemisi, romorkör, hakeza askeri gemilerde dahil Türkiye'nin tecrübesi, Türkiye'nin kalitesi dünya çapında tescillenmiştir. Tescilli bu kaliteden elbette ki siz de yararlanın. Biz de ülkeler olarak işbirliği yaparak bunu başka alanlara da yayalım diyorum. Bu konuda tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Özetayı da tebrik ediyorum. Yine sektörümüzün kat ettiği mesafede önemli bir mihenk taşı, önemli bir mesafeyi bugün gerçekleştirdiler. Biliyoruz ki bu gemiyi sadece indirmek de değil, yaklaşık bir ay sonra yolcu da edeceğiz inşallah. Gidecek Kenya'da, Kenya'ya, Kenyalılara hizmet verecek. İkinciyi de hemen ondan sonra denize indireceksiniz. Ama hiç şüpheniz olmasın ki, değerli başkanım söyledi, Deniz Ticaret Odası Başkanımız yaklaşık 9 yıldır burada gemi indirmedik diye, bu tören yapmadık anlamına geliyordu, yoksa gemi indirmedik anlamına gelmiyor. Tersanelerimiz memnuniyetle görüyoruz ki yeni inşaada yine gemi indirmeye, gemi teslim etmeye devam ediyorlar. Biz de bundan sonra desteğimizi vererek inşallah sektörün gelişmesine olan katkımızı devam ettireceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bunu özellikle tekrar vurgulamış olalım. Ve yağmur geliyor. Arkadan gelen kara bulutları siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Dolayısıyla sizi ıslatmamak adına teşekkür edilmesi gereken kişiler var. Elbette ki hükümetin desteği önemli. İş adamlarının desteği ve inancı önemli. Sipariş verenin desteği önemli ama bu gemilerin yapılıp denize atılabilmesi
denize indirilebilmesi için de mühendisinden teknikerine, teknisyenine, işçisine, herkesin el ele ekip ruhuyla çalışması bu işin olmazsa olmazı. Onların hepsine çok çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Ve inşallah Jumbo gemisi Kenya'ya, Kenya hükümetine hayırlı uğurlu olursun derken gemiye de diyorum ki rüzgarın kolayına kurban net olsun. Allah selamet versin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gemisi herkese hayırlı uğurlu olsun.